Aysel Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ben de iyiyim, biraz kabasınız galiba. Ay, Allah Allah, insan beklemekten ama herkes kendisiyle uzun konuşmamı istiyor. Bak şimdi sen yayına bağlandın, sen de içinden diyor ki inşallah benle uzun konuşur diye düşünüyorsun, değil mi? Ümidi kesmiştim artık, uyku moduna geçmiştim ama. Olur mu canım, daha program bitmesi 20 dakika var. Nereden çıkıyor? Erkenden mi göndermeye karar verdiniz beni? Yok valla Cüce beni tehdit etti. Allah onu kahretmesin. Şey geliyor dedi. Yani almam böyle olursa falan. Dur bir dakika dur, ben onun hesabını söyleyeyim. Cüce! Ben onun hesabını şimdi soracağım. Sen canlı yayındayken senin yanında soracağım. Bak duyacaksın. Edepsize bak. Ne dedi başka sana? Nasıl tehdit ediyor seni? Öyle dedi işte, yani sesinizi biraz daha canlı gelsin diye yayına bağlamam. Soracağım, dur Aysel. Nasıl gülüyorsun, utanmadan gülüyorsun? Ha? Neden böyle dedin kadına? Cevap versene. Neden dedim? Evet, neden dedim böyle kadına? Ne demişim? Bilmiyor musun sen, insan yediği, bilmez mi yediğin haltı? Ne dedi? Ne dedi hanımefendi? Bir daha söyler misin? Özür diliyorum, sizi yoruyoruz ama kusura bakmayın. Bir daha bir alalım sizden. Biraz daha enerjik konuşmazsanız sizi yayına bağlamam dedi. Böyle tehdit mi ediyorsun insana? Bağlamam dedi. Bak bağlamam diyorsun bir de. Yok böyle enerjik demedim. Böyle konuşursanız bağlamam dedim. Bağlamam demek. Hanımefendi böyle konuşursanız sizi yayına bağlayamayız çünkü kimse duymaz öyle falan. Öyle dedim zaten az... işte. Bağlamam dedim. Bağlayamam dedim. Bağlayamayız değil yani. Ha. Üç kişi bağlamıyoruz. Ben bağlıyorum. Birinci tek yaşıyoruz. Bağlayamam dedim ve birçok insana da söylüyorum zaten bunu. Ne söylüyorsun? Bağlamayacağımı, bu şekilde olacağı. Bu üslupla söylüyorsun yani, böyle evet, posta koyar bağlayamam gibi. Bağlayamam posta diyorum. Posta koyar gibi söylüyorsun. Evet evet, biraz öyle yapıyor. Ben onu daha kibar olarak tanıyordum ama. Kabayım ya, yani. Kabalık tabii bu. Biraz öyleyim. Niye kaba olayım hanımefendi? Ne kaba da mı gördünüz? Ben özür diliyorum onun adına Aysel Hanım. Ben sizden yayına bağlanmanız için gereklilikler var. Bu gerekliliği yerine getirmezseniz bağlamayacağımı söyledim ki bir daha bağlamam. Ben özür diliyorum ya. Ay yok git ateş olsun, cürmü kadar yer yeker, sus Allah aşkına. Kimdi? Aysel Hanım, ev hanı mısınız? Evet. Pancar yiyor musunuz? Yemem herhalde, sevmem ben onu. Pancar sevmez, çok aşırı yararlı bir şey. Hakikaten aşırı aşırı. Yararın da yararı bu. Feci bir antioksidan. Besinlerdendir pancar. Yalnız pancarın bir de nitrat yönden bir zenginliği varmış ve nitrat da vücuttaki kan akışını hızlandırıyormuş. Ben bayılırım pancara. Çok güzel, erkeklerin çok pancarın yemesi gerekiyormuş. Kan akışını hızlandırması açısından. Yani. Senin zaten yemen lazım. Cüce. Abi ya. Bir şey demedim, cüce yemen lazım dedin. Anladım ben. Ne anladın, senin pancar yemen lazım dedi bir ya. Peki muz. Hanımefendi muz seviyor musunuz? Ha, onu seviyorum evet. Muzu çok çok yememiz lazım. Ne var içinde muzun? Bilmem. Onu da senden öğreneceğim. Potasyum ve B vitamini var. Potasyum var, B vitamini var. Bunlarda da muz çok önemliymiş. Erkekler içinde de testosteron üretimini artırıyormuş mesela muz. Öyle bir faydası varmış. Kabak çekirdeği. Ben çok severim. Bunu çok severim. Her gün mutlaka bir kabak. Evet. Bir avuç değil. Bir kase her gün. Bir kase. Şöyle bir kase ama küçük bir kase. İşte bir avuç abi. Bir avucu tamam, gösteriyorsun. Yani. Çok. Her gün ama. Her gün mutlaka. Yiyorsun. Her gün mutlaka yerim. Hiç. Ciddi misin abi? Ya? Her gün. Vallahi yerim. Yemeğimi yerim. Çay içerken bir avuç. İşte. Ama hiçbir zaman ay çekirdeği yemem. Hiç sevmediğim çekirdek işte. Kabak çekirdeği. Böyle çuvalla koyuyorum ve yemem. Bayılırım çok çok da. Ay çekirdeği zaten ay çekirdeğinin iyi. Biliyorsunuz hiçbir faydası yok. Kilo aldırıyor ve yağlan yapıyor. Vücutta yağ. Güzel gidiyor. Ama kabak çekirdeği çok faydalı. Siz yiyor musunuz hanımefendi? Yiyorum dediniz galiba. Ben çok severim onu. Çok önemli. Ben çuval olsa yerim yani. Erkekler için çok önemliymiş. Bak testosteronu östrojene çeviren enzimi bloke ediyormuş. Öyle mi? Evet. Ben çocuklara yediriyorum zaten. 3 tane oğlum var. Biliyorsunuz bizde prostat için çok faydalı. Yani prostatı çok engelleyici bir şey var. Şu listeyi ben alayım da abi. Her gün çeyrek bardak yememiz gerekiyormuş. Çok az bir şey. Bunu histamini pek almak için kuşkonmaz falan filan, hani onları bizim vatandaş pek yemez. Sarımsak yiyor musunuz? Sarımsak yeriz. Ben çok severim. Ha, işte. Her yemeğimize koyarız. Eğer yemiyorsan bile sarımsak yutabilirsiniz. Çok faydalı. Ben hayatta yemem. Yutmam da hayatta. Neden yutmuyorsun? Sevmiyorum ben sarımsak. Yani yuttuğun zaman anlamıyorsun, hiçbir şey almıyorsun. Yuttun. Kokar abi, yine kokar. Yuttuğun şey yutunca kokar. Da kokar. Midenden gelir kokusu. Hayır, o kokmaz. Senin zaten kokundan sarımsak anlaşılmaz.
Utanmadan oturmuş da sarımsak mideden koku. Ha, bir şey de bilmiyor. Biraz uzaktan gül kulağımı acıttın. Bir de diyor ki mideden koku gelecekmiş. Gelir abi. Tam o kadar gelir. Uzağa gitmeye geliyor, duymuyorum. Mideden koku gelmez. Çünkü çiğnediğim zaman o ağızdaki koku kokuyor. Mideden gelmez. Abi ben sarımsak sevmiyorum. Böyle çok üzüldüm gerçekten vallahi bile. Halbuki Kastamonu'dan sarımsak getirmiştim sana. Bir de böyle sarımsağı yedikten sonra böyle otobüse minibüse yeme yut diyoruz. Binmeyin lütfen. Allah Allah. Kan yoğunu incelten alisin madde sarımsakta zehirli var ama kötü kokuyor ama damarları rahatlatıyormuş. Ve kan akışını senin kesin yemen nasıl sindireceğim peki? Senin sarımsak ve pancar cüce. Ondan sonra gelip burada ağlıyoruz. Ama işte sarımsağı nasıl yiyeceğim ben abi? Nasıl sindireceğim onu? Yut. Nasıl sindireceğim yut? Sarımsak dediğin şey sanki leblebi gibi. Leblebiden bahsediyorsun. Oğlum ufak sanki. Dişli sarımsaklar gidip de sen tabii hiç ucuz. Görmedim ha, bu ucuz sarımsak. Diye Çin sarımsağı alıyor tabii. Çin koca sarımsak tabii ondan Çin, bahsediyorum. Çin. Kazma. Çiğ demiyorum. Çin. Büyük sarımsaklardan alıyorsun sen. Evet ondan değil. Böyle küçük. Demetle. Küçük Kastamonu sarımsakları alacaksın. Böyle minik tamam, minik. Tamam bakacağım ona abi. Sahiden alacağım. Atacaksın bitti. Ben o listeyi alayım hatta zaten. Çok önemli bir şey sarımsak bana. Çünkü senin ihtiyacın var. Maydanozdan bahsediyor mu? Pancar ve sarımsağa çok ihtiyacım var. Onu sen biliyorsun niye var. Oturup ağlamanın sonra bir faydası yok. Öyle değil mi Aysel? Yani bence de öyle. Kan akışını hızlandırıyormuş sarımsak Aysel. Ben çok severim zaten. Tamam. Bol bol balık yiyin diyor mesela. Balık yiyor işte. Musunuz? Balığı da çok severim. Sen yiyor musun? İşte yemiyorum. Aa, ne diyor bakın balığı çok tüketin özellikle kalkan. Yemin ediyorum böyle yazıyor. Hiç gülmene gerek yok. Özellikle kalkan. Magnezyum bakımından çok zengin olduğundan erkekler için çok faydalıdır. Nasıl mı? Magnezyum anlatıyor. Magnezyumun özelliğini falan. Abi bunu kalkan pahalı ama. Ama çok pahalı bir balık hakikaten kalkan balığı. Değil pek mi? Şey de yok herhalde. Fazla da bulunmuyordu herhalde değil mi Aysel Hanım? Çok. Belli dönemlerde bulunuyor galiba. Evet. Hamsi yerim. Ben ne diyorum o ne diyor hamsi yeri. Siz ne yersiniz diye sormadım. Kalkan pek fazla yok galiba değil mi diyorum piyasada değil mi? Hamsi yeri diyor. Bilmiyorum yani hani başka balık yemediğim için fazla. Görmüyor musun balıkçıya gittiğin zaman hani oralarda? Hiç bakmadım dikkat edip de. Siz kalkan balığı da mı görmediniz hiç? Yani bilmiyor musunuz balığı ben nasıl? Ben görmüyorum. Büyük balıkçılarda var kalkan balığı. Pazarlarda evet, pazarlarda olmuyor zaten. He. Yani büyük balıkçılarda satılıyor kalkan zaten. Bak karpuz çok yememiz gerekiyormuş. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Evet. Kan akışını o da hızlandırıyormuş. Karpuz bol bol karpuz. Siz yiyor musunuz hanımefendi karpuz? Yani olabilir. Gerçi çıkmış. Dana eti yememiz gerekiyormuş. İşte tam benimkiler geldi. Yemiyor musun? Yiyorum ben. Ha. Bunlar benimkiler bol işte. Bol bol dana eti yememiz lazım. Karpuz, çünkü çok iyi çinko varmış dana etinde. O da aynı şekilde testosteronun östrojene dönmesini engelliyormuş. İyi bari. Yani bunları yiyebilirsin. Dana eti yersin. Senin maaş dana etine gider artık. Valla. Yavrum bir de yazık. İki kişi olunca çok işte. Da uğraşıyor. İnşallah Allah buna bir çocuk verir. Çok istiyor. Abi çok fenasın çok ya. Çok istiyor abi, yavrum kıyamıyorum. Ya. Kaç kere sakin sakin arada sırada görüyorum şey kurkudaki tavuk gibi kara tavuk gibi düşünüyor. Geçen oturdum abi, önünde beyaz ya. Kağıt almış bir tane abi de bebek resimleri çiziyor. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Hey canım sıkılıyor resim çiziyorum dedim. Ama hep bebek çizmiş. Allah'ım inşallah mübarek günde dua edeceğim versin. Abi çok fenasın. Aa, vermesin mi diyeyim be Allah çocuk versin diyor. Abi çok fenasın. Daha niyetlenmedik bile abi ya Allah Allah. Niyetlenme ben de öyle o insan korkunca olmayacak diye niyetlenmedim diyor tabii ama yazık söyleyemiyor. Allah'ım ya. Aysel Hanım sizin çocuk var mı? İki var. Tane dedi ya abi. Dedi mi? İki tane dedi. Ha orasını duymamış mı? Üçmüş. Ben. Üç çocuğunuz var. Evet. Maşallah. Allah olmayanlar da versin inşallah. Amin amin. Artık istemiyorsunuzdur herhalde siz. Yok ben iki istedim üç oldu zaten yeter. Ha ikiz, ha, ikiz mi geldi sonu ikincisi? İkiz gelmedi de yatamadan bir daha geldi. Camiye falan mı bıraktılar çocuğu? Aa, lafa bak sanki kendinden gelmiş gibi. Aa, ben ikiz istedim, iki istedim, üç geldi. O nasıl geldi? Kapıya koymuş sabah sütçü. Sanki sabah gazete... Kendiliğinden. Apartman görevlisi gazeteyi getirirken bir tane bebek getirdi. Siz istemediniz mi? İstemedim. Ha, beyefendi istedi herhalde zorladı. Aa, o çocuk seviyor galiba kocanız. Severdik de üç tane olunca biraz böyle zorluyoruz artık. Maddi açıdan çok zorlanıyoruz değil mi? O kolay değil üç tane çocuğu. Manevi de üç tane erkekle baş etmek, onlara tek tek gönlünü yapmak. Kaç yaşındalar bunlar çocuklar?
12 yaşında, 8 yaşında, 6 yaşında. Oy oy oy. Boy boy izleyişler valla. Bir de daha babaları. Bir tanesi ergenliğe girdi. Daha o çıkmadan öbürü girecek. O çıkmadan öbürü girecek. Sen ömür boyu ergen delikanlı kaprisi çekmekle geçecek ömrün. Valla. Bol bol da. Hayır. Bir de sen bunlar ondan sonra bunlar teker teker de getirmeye başlayacaklar. Eyvah. Bol bol da çamaşır. Çamaşır yıkayacak yazık valla. Hadi neyse o şey makine yıkıyor artık. Makine yıkıyor da kadın ömür boyu bunlarla uğraşacak. Daha birininki bitme öbürü. Vallahi. Ondan sonra kızlar hepsi. Sağ ol ya sen de herkesin yaptığını yaptın. Ne yaptın? Üç oğlum olduğunu duyan bana aynı şeyleri söylüyor. Senin işin çok zor falan. Ama ya zor doğru. Bunların habire derdiyle uğraşmak kolay mı delikanlı derdiyle? Çok zor ama iyi yönden bakın bana moral verin. Kolaylaştırın gözünü. İyi yanından ne biliyor musun? İyi yanı şu olabilir bunun. Yarın öbür gün bunlar büyüdüler mesela. Evlenecekler. Evet. Her biri bir kadının peşine takılacak gidecek. En iyi yanı bu işte. Sen de karı koca ikiniz yan yana kalacaksınız. Ay evet tamam bunu sabırsızlıkla bekliyoruz yani. Ayıp hanımefendi lütfen rica ediyorum yayında düzgün konuşalım. Bıraksan. Yayında düzgün konuşalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayıp diye bir şey var. 3 tane çocuk istemiyorum diye ondan sonra ben, çocuklar evlensin ben bunu sabırsızlıkla bekliyorum gitsinler biz baş başa kalalım. Böyle şey de görmemiş. Kız çocuğu daha şeylere yani hiç olmazsa anneye babaya biraz daha ilgilenebiliyor falan. Erkek çocuklar bir tane şeyi peşine takılıyorlar. Kadın peşine takılıyorlar ve gidiyorlar yani o biraz şey oluyor. Aa program bitmiş be cüce. Evet abi. Ha? Evet. Bir şey kalmamış. Peki Feyse'de şöyle bir toparlayayım o zaman ha. Olur abi. Ondan sonra bitireyim ben. Şöyle şarkıya başladık bir daha geri dönemeyiz. Ha Vedat'ın yazısı varmış. Vedat'a 42 yanıt gelmiş. Vay vay vay. Normal. 42 yanıt. Tabii bu yanıt da hani acaba şey mi? Yani kabul eden ve gerçekten Vedat'la beraber olmak isteyen insanlar var mı? Onu merak ediyorum. Bakacağım. Sence abi? Şu kıyma yazsam. 42 tane yanıt geldiğine göre birisi istiyordur herhalde Vedat'ı. Tabii tabii. Hayırlı olsun abi. Sen de ünlü oldun. Bizim de mi yazmamız lazım? Ha böyle tamam. Onu geçmiş. Beş. Ciddi gidiyor. Süpersin. Şu yeni gelenlere bakayım süre olarak. Bir kızla çok ciddi samimi pozları varmış Vedat'ın sayfasında. 102 kişi takip ediyormuş Vedat'ı. Başka kişiler yazıyor bunları. Bak Vedat meşhur oldun. Sayfana herkes giriyor çıkıyor. Vay iş çıkar bundan. Cüce'ye de yakışmaz mı bu demişler. Sen Vedat'la. Vedat'la mı? Ha. Yazayım ben Vedat'a. Yaz. Vedat gelsin ama ben evliyim artık. Serkan söylüyor bunu. Ben boşta değilim artık. Olsun canım arada belki kabul eder Vedat. Kuma. Sen kuma, evde kuma. Kalırsın bugün işte dakikada 3 kişiyi harcadın diyor bir tanesi bana. Zaten abi sen yani kusura bakma da neyse. Ay. Sen çok değiştirirdin yani. Ben o. Çorap değiştirir gibi. Murat demiş ki pamuk tüccarları ne olacak? Aman boş ver tüccarı aradasa da insan sevdiğini de peşinden gitmeli. Tüccarlar görev iş ne yapalım ekmek parası. Selvi boylu mal yazmadım. Başka lay lay long görmedim. Yüksel demiş ki Demet Muzo beni aldattı demiş. Ya başka evet, aldattım olur mu canım sen bana kart dedin ben de Vedat'ı buldum ne yapayım. Gerçi evet. Vedat da kabul ettim demiyor. Ondan sonra ama çok cevap verilmiş Vedat hangisini bulayım bilmiyorum. Ama Vedat bana cevap vermemiş. Beni beğenmemiş olacak herhalde büyük ihtimalle. Bu beni üzdü tabii ki. Acaba tekrar yükselelim mi dönse?